Sayın hocama konuşmasından sonra teşekkür edememiştim. Önce ona teşekkür edeyim. Ama verdiği bu istatistikler ve grafiklerle ilgili bir şeyi söyleme gereksinimi duyuyorum. Ben de ilk işte konuşmacılardan evvel söylediğim bir iki sözde demiştim ki işte Avrupa'daki ulus devletler iki büyük kanlı ve acılı savaşın sonunda insan hakları ve temel hak ve özgürlüklerle ilgili iki önemli belgeyi hazırladılar. İşte birisi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Demeci ya da bildirgesi, biri de hukuki bağlayıcılığı olan Roma Sözleşmesi. Şimdi Roma Sözleşmesi yani azınlıkta olan ırk, dil, din, cins, her konuda azınlıkta olan kişilerin hak ve özgürlüklerini güvenceleme amacıyla yapılmış bir şey, sözleşme. Çünkü söylediğim gibi çoğunluğun iktidarının ve kararının demokrasi olmadığı ve bu çoğunluğun iktidarının ve egemenliğinin çok tehlikeli sonuçlar doğurabileceği anlaşıldığı için azınlıkta olanların haklarının güvencelendiği bir sistemin demokrasinin önünü açabileceği düşünülerek bunlar yapıldı. Ve hocam 1959 yılından sonra bu temel hak ve özgürlüklerin uygulanmasıyla ilgili sözleşmeci devletlerin yaptıkları tasarruflar konusunda denetim mekanizması olaraktan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var ve 59 yılından beri en çok bu hakları ve özgürlükleri ihlal eden ülkeler içerisinde Türkiye'yi saydılar. Ama benim orada ve 2011'e kadar, çünkü Anayasa Mahkemesi 2011'de başladı ve bir kısmı daha oraya gidemiyor. Ama bir başka önemli bir şey daha var. Biz de devlete karşı bu hak ve özgürlüklerin ihlalinden dolayı bireysel başvuru hakkını 1988'de kabul ettik. Yani bu istatistik bizim açımızdan 1959 değil 1988'den sonra. 59'da başlasaymışız belki de herhalde %75'ini bulacaktık. Onu demek istiyorum. Evet, şimdi soruları nasıl yapalım? Buyurun, ben isimleri bilmeyebilirim. Hüseyin Bey'e kaldım. Hüseyin Bey, buyurun. Evet, isminizi söylerseniz soru soracaklar. Efendim, Hüseyin Ergün. Biraz geç kaldım. Dolayısıyla Bahri Bey'i hiç dinleyemedim. Ben Ümit, konuşmadım hocam zaten. Ümit Bey'i de kısmen dinledim. Bunlardan bilgilendim. Ersin Hoca'yı çok büyük bir dikkatle dinledim. Şöyle bir şey, bir şeye ihtiyacımız var. Yani bu konuşmadan çıkan bir sonuç olarak bir şeye ihtiyacımız var. O da bu memleketin diyelim ki sorumluluk duyan insanlarının burada dile getirilen şeyleri memlekette 50 kişi görüyorsak bile bu 50 kişiyle paylaşılacak bir şey yapalım. Bir şey yapılsın. Yani benim biraz fazla gücüm yok ama sonuç olarak bir şey yapalım. Ve bu bir şey belki bir gün birilerinin etkili olmasına yol açabilir. Öyle olmayacaksa bile hoşumuza gitsin diye böyle bir şey yapalım. Yani çok önemli bir program koydunuz. O programı Türkiye'nin bu salonda olanı, bu salonda olmayanlarını bir şekilde bir araya getirip ve sesi çıkarsa çıksın, masa aramızda çıksın gibi bir şey yapmayı öneriyorum naçizane. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sorunun ötesinde bir öneriydi bu. Doğan Bey. Doğan Bey. Doğan
Sayın Kalaycıoğlu'nun sunumunun eğer mümkünse QRL tarafından internete açılmasını, internetten de bizim sosyal medyada paylaşmamızın doğru olacağını düşünüyorum. Belki biraz daha kısaltarak, belki bilmiyorum ama Ersin Bey nasıl uygun görürse. Bende yazılı metin de var, metni bıraktım. Evet, yani evet. Evet, yani işte biraz daha kısaltarak belki vurguları şey etmemiz lazım. Yani Hüseyin Bey, bizim şu anda paylaşma düzenimiz sadece sosyal medya ve birbirimizi görmek. Bunu elimizden geldiği kadar hızla kullanmaya çalışmamız lazım. Biraz önce mesela benim önemli bir sorunumu Melih Bey hemen paylaştı falan. Böyle yapıyoruz artık. Bir cephe oluşturmamız lazım. Teşekkür ederim. Başka sorusu olan? Buyurun. Faik Akçay ben. Şimdi Ümit hocamız sunumunda satır aralarında eğer dikkatli izlersek, düşünürsek biraz yanıtlar var ama bu 15 Temmuz'u bir darbe girişimi olarak vurguladınız Sayın Hocam. Şimdi bu eğer 15 Temmuz'u gerçekte bir darbe girişimi olarak tanımlarsak yapılanlara da meşruluk tanıyoruz bir anlamda. Şimdi bunu gerçekten böyle mi değerlendiriyorsunuz? Yoksa yani tarihi bir sorumlulukla gerçekte bunun 15 Temmuz sonrasında bütün yapılanlara, bütün bu hukuksuzlara, hukuksuzluklara bir gerekçe hazırlanma işi miydi? O konuda ne düşünürsünüz? Merhaba, Batur Taliban. Efendim, Ümit Bey'in sunumunu dinleyemedim. Fakat sorum Ersin Hoca'nın sunumu üzerine olacak. Ersin Hoca demokrasiyi bir oyun olarak tanımladı. Bu oyunu oynamıyoruz ya da oynayamıyoruz dedi. Fakat kanımca şöyle bir şey var. Yani oyunu mış gibi oynamak da mümkün. Yani mış gibi yapıp da oyun oynarmış gibi sunmak da mümkün. Acaba ilk önce mış gibi yapmayı denesek, ondan sonra oyunu tam öğrensek, kuralları da iki evreli olsa daha mı kolay aşabileceği, yoksa direkt oyunun kurallarını öğrenmeye mi geçmeliyiz? Yani teori, pratik gibi. Siz bir ilave daha yapacaksınız. Unuttum efendim. Sayın Aktaş'a soracağım. IŞİD'in haricilerin bugünkü yansıması olduğunu söyledi söz arasında. Biz IŞİD'i Selefi akımın temsilcisi olarak görüyoruz. Acaba orada Selefi mi harici mi olduğu konusunda biraz açıklama istiyorum Ümit Bey'den. Başka soru yoksa o zaman cevaplara geçelim. Zaten bir şey var mı? Efendim saygılar sunuyorum. Ben Aydın Topaloğlu. Tabii belki akorda bozacağım, özür diliyorum yani değerli arkadaşlarımızdan. Ama sanki hocam ben şunu hissettim Ersin hocam. Ben sanki ya Amerika'yı bilmiyorum veya Türkiye'de yaşamıyorum veya haberleri yanlış okuyorum veya dünyayı herhalde tam izleyemiyorum veya Trump'ı bilmiyorum veya Cumhuriyetçi Parti'yi tam okuyamadım. Bayağı bir kafam karıştı. Aslında güzel de oldu. Belki benim için iyi oldu. Yani yeniden bir düşünme şansı oldu benim için. Yani şunu biliyorum. Amerikan havaalanlarında insanlara din ne diye soruyorlar şu günlerde. Ama biz şu anda Amerika'yı işte demokrasinin bir şey gibi algıladık veya gördüm. Acaba bunu ben mi yanlış anladım yoksa hocam siz mi çok yüceltmiyorsunuz veya biz mi çok aşağılamıyorsunuz? Ben sanki orada biraz kafam karıştı gibi oldu. Şimdi tabii özgürlükler sorunu çok önemli dünyada. Ama bu, hocam bu özgürlük Avrupa'da, Amerika'da karşıya saygılı bir özgürlük. Yani if you are respectful, yani karşıya saygı duyuyorsanız o zaman özgürlüğün adı var. Ama hocam bizim ülkelerde özgürlük karşıya müdahale şeklinde oluyor. Yani bunu bizim Kemalistimiz de yapıyor, işte militan laikimiz de yapıyor, dincimiz de yapıyor. Sanırım burada bir kavram şeyi benzerliği var ama uygulama çok farklı şeyler ortaya çıkartıyor.
O zaman kimi suçlayacağız, kimi eleştireceğiz, kimi yereceğiz? Veya şu anki eleştirdiğimiz iktidar gitse, başkası gelse farklı bir şey mi yapacaktı? Ne yapacak da belli değil. Yani burada da bayağı bir ciddi yani zihin karışıklığı var bence. Hocam bir diğeri, biraz heyecanlandım kusura bakmayınız. Bu gezi olayları, şahsen ben gezi olaylarında inanılmaz mutlu oldum. Yani sonuçta insanımız, insanlarımız, öğrencilerimiz bir protest ruhu taşıyorlar. Yani bir direnme, bir karşı çıkma, değil mi? Veya en azından bir baş kaldırma. Ama hocam şu görüldü, o olayların ikinci, üçüncü günü veya daha sonraki günlerinde olay çok çok farklı yerlere gitti. Yani oradaki provokasyonları acaba ben mi çok abartıyorum ya siz mi görmüyorsunuz? Veya ortada sadece bir gezi var mı? Tek başına bir gezi var mı? Hani bunu iktidar anlamıyor, bilmiyor. Veya muhalefet çok da önemsiyor. Bir de bunu soracaktım. Teşekkür ederim. Başka birisi daha var. Ben kısa bir şey soracağım. Üçünüze de çok teşekkürler. Sayenizde güzel bir toplantı oldu, bilgilendik. Şimdi Ersin Hoca'ya soracağım soru, Türkiye'de muhalefet. Yani hep iktidarın şeyinden bahsettik, kötülüklerinden bahsettik ve yaptıklarından. Muhalefet ne durumda? Muhalefet hakkında ne düşünüyor? Onu öğrenmek istiyorum. Ümit Bey'e de aslında bu halifelikle ilgili bir soru vardı aklımda. O konuşurken anladığımı düşünüyorum ama onu ayrıtmak istiyorum belki. Şimdi halifeliği bizimkiler şeyden sonra kaldırdıktan sonra 1924'lerde bu halifelik ne kadar önemli idi ki, tırnak içerisinde söylüyorum bunu. Arap dünyası ya da işte Suudiler ya da ne bileyim diğer İslam halkları bu şeyi, halifeliği bizden devralmadılar ya da burada kadük kaldı, biz kullanalım gibi bir şey söylenmedi. Niye, hep merak etmişimdir bunu. Ama siz dediniz ki halifelik zaten çok şey değildi. Acaba onu doğru mu anlamışım? Teşekkür ederim. İslam dünyası için öyle olmayabilir. Halifelik kaldırılmamıştır. 1924 Anayasası'na çağırıyor halifeliğin. Halifelik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tüzel kişiliğinde, hükmü şahsiyetinde mündemiştir. Cumhuriyette böyle olmuştur. Bir de ben biraz sonra çıkmak durumundayım. Bağışlarsanız sevinirim yani. Var mı? Soru var mı? Ben de iki konuşmacıya bir soru soracağım ama benim hakkım var mı bilmiyorum söz. Başkan olarak artık hakkım var. Efendim, başkan deseler sormadan soracağım ama moderatör olduğum için yani. Efendim, Ümit Bey'e şimdi Osmanlı'da toprağa bağlı sivil bir halk ve sivil bir iktidar vardı. Ama Genç Osman olayı, herhalde Patron Halil isyanı dahil olmak üzere profesyonel işte Yeniçeriler gibi ordunun müdahaleleri oldu diye örnekler verdi. Şimdi acaba bu isyan ve ayaklanmaların nedeninde iktidarın tek ve her şeye hakim olmasının etkisi var mı? Onu sormak istiyorum. Kalaycıoğlu hocama da şimdi bu yeni referandumda referanduma sunulacak anayasa değişiklikleri, ki bu tam hakikaten bence de bonapartist bir şey. Referandum yoksa plebist şeklindeki bir doğrudan demokrasi yolu değil. Şimdi bu kabul edilir ise Cumhurbaşkanı